Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Ağustos Pazar, İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün bakıyoruz programlar yine kalabalık arkadaşlar. 9 koşulu bir İzmir programımız var. Tabii bir de gündüz koşulacak olan yine bir İstanbul yarışında yine 9 koşulu bir program var. Yani dolu dolu programlar, çifter çifter altılar yani. Ben fazla sözü uzatmayayım arkadaşlar. Çünkü saat şu anda kaç? Tam 23'e geldi. İşte Saratoga'da şu anda 6. koşunun atları starta giriyor. Vallahi yoruldum. Yani açıkçası ne söyleyeyim? Çünkü oraya koştu, buraya koştu. Arkadaşlar gerçi ben bunu burada da söyleyeyim. Fark etmez. Ya İstanbul programında başlangıcında söyleyeyim. Yarın Saratoga Amerika yarışını yetişemeyebilirim. Herhangi bir duruma karşı. Yine bak belli değil arkadaşlar. Bunu belirteyim. Sebebine gelince arada sırada olsa bir ufak tefek çekimlere gidiyorum ben. Beni de aradılar. Zaten gündüzden aradılar. Birkaç kez hatta az önce de tekrar aradılar. Hatta diyeyim. Bir saat sonra büyük ihtimalle bir daha arayacaklar çünkü. Valla bir dizi çekim varmış galiba. İşte aradısa da öyle eğlence olsun diye gidiyorum ben. Bakalım işte onun çekimlerine gideceğiz. Saat kaçta bitecek bilmiyorum. Erken de bitebilir, geç de bitebilir. Yani o yüzden yarın Saratoga aman yetişmedi, yok bilmem ne oldu diye arkadaşlar şimdiden söylemeyeyim. Ben en azından bir gün öncesinden haber vereyim ki yani öyle bir durum olursa kusura bakmayın. Ama belli donmuyor. Yani geçen sefer de gittiğimizde erken geldik. En azından yabancı yarışlara yetişebildik. Ama yine de söylüyorum, kaçta bitip bitmeyeceğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani kaça kadar uzar bilmiyorum. Çünkü yarın saat 11 civarı, öğlen civarı buluşacağız. Herhalde uzak bir yere gideceğiz. Çünkü vaziyet onu gösteriyor. Herhalde Çeşme tarafına gideceğiz. Çünkü oradan da araba alacak. Ben başka yerden binip gideceğim çünkü. O yüzden şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Yarınki Amerika yarışı yani duruma göre yayınlayabilirim veya yayınlayamayabilirim. O yüzden şimdiden herkesten kusura bakmasın diyorum arkadaşlar. Birinci koşudan itibaren yarışımıza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci koşumuz saat 17.15'te başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusunda birinci altılı ganyanımızın ilk ayağı başlıyor arkadaşlar. Tabi bu arada Saratoga'da 6. koşuda koştu. 8-10 safkan geldi. En azından benim de 4 at içerisinde önlerde şans verdiğim isim zaten. O hemen hemen tabelayı da benim önerdiğim atlar girdi galiba. Çünkü 8 kazandı, arkasında ya 1 galiba. O 8.70 ganyan iyi, bayağı iyi olmuş. Neyse, giden arkadaşlar hayırlı olsun. En azından şu anda verdiğim oyun ikinci altılı ganyan için 3'te 3 gidiyor. 2 tane de cazip atlar geldi. Altılı paraya gidiyor yani. Bir bakıma da onu diyebiliriz. Neyse, şimdiden erken konuşmayalım. Hemen biz İzmir programına tekrar dönüş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 2 ve 8 o safkanların ekürü olduğu bir yarışta ben 3 nolu oğlum Utkun, bu Bosporus'un temsilcisi, anneden de bir sırnaşık iyi bir çim safkanıydı. Bir Red Bishop'tan gelme. Bu safkan çim pistte start aldığı 3 yarışta da bir farklı olmaya başladı. Zaten orijin olarak da baktığım zaman çimde çok yatkın. İlk yarışın 3. 2 yarışıştadır. 3 üstü de 2 tane ikincilik yaparak ve grubun en iyi derecesine sahip bu ismin ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 3 dolu oğlum Utkun, Mustafa Çiçek de benim banko ismim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışı. 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta evet arkadaşlar, bankolarımız bitmiyor, devam ediyor. 2 dolu Absarı, Baya Bakan temsilcisi, anneden de dağ balı gibi çok kalite bir kısırağın tayı olan bu safkan Kadir Tokaçoğlu start alıyor ve kum pisti de gördüğünüz gibi son 2 yarışında bir birincilik ve ikincilik elde edip grubun en iyi performansını bana göre sergileyen bu 2 nolu Absarı idmanlardaki güzel durumuyla da Kadir Tokaçoğlu'la kazanmasını bekliyorum ve ikinci koşuda da yine bir banko atım 2 nolu Absarı olacak Kadir Tokaçoğlu'la. Yani birinci ayak 3 tek, ikinci ayak 2 tek arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bankolarımız devam ediyor. Evet, üçüncü koşuya geldik. Tabii yattı mı o zaman biliyorum ben nasıl eleştiri yapacağınızı. Artık yani artık orada da yapacak bir şey yok. Üçüncü koşu bir Maiden yarış, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna. Şu televizyon sesini biraz kısayım. Evet arkadaşlar, bu yarışta da 7 safkan koşuyor. Tabii buraya baktığınız zaman bir Alp Ercimen'e ait Altın Oak Queen of Duty
Safkan İstanbul'da güzel bir performans sergileyince İzmir'e gelip İzmir'de çok güzel muntazam idmanlarla bu yarışa katılacak olan bu Safkan en son koşmuş olduğu yarışta zaten iyi bir grupta koştu. Yani meydan olmayan bir grupta koştu ve güzel bir dördüncülük elde etti. Benim de bayağı beğenimi kazandı ve çok iyi bir derece çıkardı. 1.11.78 gibi grubun yine en iyi derecesine. Benim ilk Safkan arkadaşlar bakın ilk Safkan ama ben bu Safkan'a grubun tecrübeli ismi olan bir 7 nolu Segula. Bu Papa Krem temsilcisi de Nevzat Avcı ile start alıyor. Yine performansı oldukça iyi. Yani bugün bana göre 6 nolu Queen on Duty ve 7 nolu Segula kapışması birinciyi belirleyecek bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani bu iki Safkan'ı yazalım 6-7 yazıp bu aya bu şekilde geçemeyiz. Ama eğer bir Safkan yazabilirim derseniz en azından şu bir Mendip temsilcisi olan 1 nolu Cray Star bu Mustafa Çiçek'le bence içimdeki son iki yarışında da iki üçüncülük elde eden bu Safkan'da kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Ama 6-7 çok ağır basıyor. Eğer bir Safkan'ın imkanınız varsa da bir nolu Chris Star'a da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldik. İkinci altılı Ganyan ayağımızın ilk ayağı. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusunda. Burada da 11 Safkan arasında koşacak bu yarışta. Benim geçen yarışta çok ön planda verdiğim 5 nolu Fear Nothing, bu Smart Robin temsilcisi Nevzat Avcı ile start alıyor ve çok uygun kilosuyla ve oldukça da güzel çalışmalarıyla güzel bir galop da yapınca benim de bayağı beğenim kazandı. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Bütün şartlar bu Safkan'ın lehine gözüküyor. Ben de artık güne bir bankoyla da buradan başlamak istiyorum. Gerçi 1. altılı Ganyan'ın bu 3. bankosu oluyor. Ben de 3 nolu Fear Nothing Nevzat Avcı ile banko ismim arkadaşlar. Yani bankolarımız maalesef bitmedi. Devamı var arkadaşlar. Yani o yüzden 1. altılı biraz misliye döndü ama bakalım 1. altılı ben böyle misli yaptım mı? Kesin bir kişi iki kişi çıkıyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Günün 5. koşusu Handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışında. Evet burası biraz kalabalık. Biraz daha aşağı inebiliriz. Evet 13 Safkan arasında koşacak bu yarışta. Ben tabii buraya da bir banko olarak geçmek isterdim ama artık tercih sizlere akşam. Altın Ulu Gözyaşı Otobu 6A temsilcisi Ali Kaplan'la start oluyor. Bana göre grubun en iyi performansı şu anda formu bu Safkan'ın üzerinde. Yani ben kazanmasını bekliyorum. Ama ben bunu tam banko demeyeyim de yarım banko diyeyim. Yani alternatif banko diyeceğim. Altın Ulu Gözyaşı Otu Halil Kaplan'la benim alternatif olsa bankom. Yani misli ve risk sevenler için banko adayım. Ama rakip ararsanız tabii ki rakipleri var. 4 nolu Lolan Güzeli. Bu Özran temsilcisi bence hiç ihmale gelmez. 1 nolu Polatlı Gülü. Bu Safkan da biraz ağır kilosuna rağmen grubun iyi isimlerinden birisi Alican İnci ile hata affetmez. Bir de 2 nolu Küşi. Bu Berkay Afet temsilcisi de bence bu grupta her zaman söz sahibi olacak bir isim arkadaşlar. Yani 6 nolu Safkan benim alternatif bir banko adayım. Ama rakip arayanları da 4-1-2 olarak önereceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. Kısa vadede 8-4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışında 8 Safkan arasında koşacak bir yarışa baktığımız zaman en azından bu gruptan bayağı bir farklı olan ve çok da güzel bir form yakalamışken ben bu grubu da geçmesini bekliyorum. 3 nolu Derviş Bey, Mustafa Çiçek'le bu Özgün Han temsilcisinin ben güzel hazırlıklarıyla, güzel çalışmalarıyla ve iyi performansıyla kazanmasını bekliyorum bu önemli güzel koşuyu. O yüzden benim banko ismim yani 1. altılı Ganyan'da kaç tane banko çıktı? 4 tane bankom var. Aslında 2 tane de alternatif banko. Demek ki banko tek tek bir misli yapılabilir mi? Vallahi yapılabilir. Niye yapılmasın? Ama ben burada 3 nolu Derviş Bey'i banko olarak tutuyorum arkadaşlar. Yani 2. altılı Ganyan'ın da 2. bankosu olmuş oluyor. Gelelim 7. koşuya. Şartlı 5, Aprantile Mahsus 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşusu. 11 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta artık biraz kalabalık yazmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Burada yazalım artık. Ben yine bir attan kurtardık arkadaşlar. Çünkü nedenini söyleyeyim. 7 ve 3'ü ekürü olduğunu bilmiyordum. Ben 7'yi yazdım kafada. 3'ü de 4. at vermiştim. Artık 3'ü karalayalım o zaman. Ama istiyorsanız yazın arkadaşlar. Gelirse 2 misli olur. Neyse ben burada sileyim. Çünkü benim çalıştığım yerde o şeylere bakmıyorum ben. Pek ekürlere bakmıyorum. Buradayken denk gelirse bakıyorum. Benim burada favorim 7 nolu Günyeli. Bu Ayabakan temsilcisi Görkem Özçelik'le start alıyor. Ve benim bugün ilk şans verdiğim isim şansa bir de ekürüsü varmış. Cali Betay. Yani normalde ben Cali Betay'ı da puanlara dahil etmiştim ama
Artık şimdi gerek kalmadı. Sadece 7 yasak da geçerli. Daha sonra Altınoğlu Gülüşlü. Bu Ayabakan temsilcisi Çetin Taş'la start alıyor. Yine kendine uygun grupta koşuyor. Ve Safkan'ın genel görüntüsü de bu arada çok çok iyi durumda. Daha sonra 9'lu Arslan Turbo. Bu Turbo'nun güzel temsilcisi Kaancan Gökçe'yle start alıyor. 2 aylık bir ara vermiş olsa da çok güzel hazırlıklarla ve bana göre burada da her zaman söz sahibi olacak bir isim. 9'lu Arslan Turbo ve tabii ki bir de 5'lu Goben. Bu Turbo'tayı da Mert Baran Çavçak mı neydi, Öncel miydi? Bakın Muhammed Burhan Öncel, ben öteki ismini karıştırdım. Bu kardeşimiz de start alacak olan Safkan'da bence burayı yazıp bu ayak şekilde geçebiliriz. 7-6-9-5 benim bu ayak için önerdiğim isimler, ama eğer 1-2 Safkan'da iyi yeriniz varsa arkadaşlar bu 2 nolu Akar Necat'a bir de 8 nolu Son Emir'e bence dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu yani 8. koşuya geldik. Kısa vade 6, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 10 safkan arasında koşacak bir yarışta ben önceliği 9-10'u Gospadine vereceğim. Bu hakim temsilcisi Mahmut Sabla. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bugün ben çok çok farklı ve çok iyi yarış koşmasını bekliyorum. Kilo da uygun. Neden olmasın arkadaşlar? Safkanın genel görüntüsüne baktığın zaman yani her türlü kazanır da çıkıyor. Tabii rakipleri var. Yine bir altındaki olan 10'lu Kızıl Aslan. Bugün Kabakum'da ilk kez start alacak. İstanbul'dan gelen bu Safkan ama idmanlarda, İzmir idmanında bayağı güzel çalışmalara sahip. Bu Flying Boy temsilcisi Gökhan Göçer'i kesinlikle hata affetmez. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bayağı da sahanın yıldızları arasında gözüken bir isim. Daha sonra 7'lu Grey Wolf. Bu mesafelerin her zaman iddialı ismi. Victor Galo temsilcisi Nevzat Avcı ile ve son güzel ikinciliği ile yine şanslı. 1'lu Bitwolf. Bu Yanagoska temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na start alacak olan Safkan. Bu arada tırnağının ucunda bu 8 yaşındaki güzel Safkan her türlü kazanırdı ama bu mesafeyi pek sevmiyor arkadaşlar. Bakın ben bunu söyleyeyim ama Safkan'ın genel görüntüsü iyi. Kalite bir Safkan. Ağır kilo da olsa şanslı isim. Bir de 4'lu Tekdadaş. Bu pisti seven bir Toruk Matyo temsilcisi Mertcan Çelik'le start alıyor. Yine buranın bana göre iddialı ve şanslı isimlerin arasında. 9-10-7-1-4 benim bu ayak için önerdiğim isimler arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Şartlı 4 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışında. Evet, 13 safkan arasında koşacak bir yarışta ben önceliği 3'lu Boane Suarte'ye vereceğim. Bu Tokyo temsilcisi Gökhan Göçeri. Sıfır çektikten sonra güzel idmanlara sahip olan, bu bayağı da ciddi güzel hazırlıklara sahip 3'lu Boane Suarte, Gökhan Göçeri benim ilk şans verdiğim isim. 5'lu Northern Sky, bir aftermarket temsilcisi Nevzat Avcı'yla start oluyor. Yine bu pistin ikili ve güzel safkanı, iyi de çalışmalara sahip. 6'lu Queen Akarca, bu aftermarket temsilcisi Emre miydi bu kardeşimiz mi? Bakalım Emre herhalde. Erhan Aktu. Arada karıştırıyoruz. Son güzel üçüncü ve bu pisti zaten seven bir isim. Hazırlıkları da oldukça göz dolduran bu Altınoluk Queen Akarca'yı yazacağız arkadaşlar. Bir de 4'lu Jadait. Bir General Quartes'in güzel eşkalli bu safkanında Kadir Tokaçoğlu'na yine yazılması gereken son isim olur. 3-5-6-4. Bu 4 safkanı kesinlikle ihmal etmeden kuponlara yazalım. Ama buraya da 1-2 safkanı ilave edeceksek ağır kilosuna rağmen bu pistte de çok etkili yarışları olan 1'lu Hollywood görür Selim İpek'le. Bir de idmanlarda çok iyi durumda gördüğüm 12'lu Meloş. Bu Mendip temsilcisi de Mertcan Akın'la dikkat edilmesi gereken son isim olur arkadaşlar. Yani 3-5-6-4 önce 1 ve 12'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler arkadaşlar. Arkadaşlar şablonu okuyalım. 1. koşu 3 tek. 2. koşu 2 tek. 3. koşu önce 6 daha sonra 7 ama 6-7 genelde daha sonra 1. 4. koşu 5 tek. 5. koşu 6 alternatif bankom rakip 4-1-2. 6. koşu 3 tek. 7. koşu 7-6-9-5 daha sonra 2-8. 8. koşu 9-10-7-1-4. Son koşu 3-5-6-4 daha sonra 1 ve 12 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.